Selamünaleyküm. Hepinize hayırlı geceler sevgili arkadaşlar. Saat epeyce geç oldu ama sezondayız. Çok fazla soru geliyor. Gece gündüz demeden inşallah sorularınıza cevap vermeye çalışalım. Vallahi nerede güzel bir ortam, böyle müsait bir zaman bulursam oradan yapıştırıyorum sorular cevabı. Üst üste yine gelen sorulardan bir tanesi ve benim için de önemli bir soru olduğu için buna hemen cevap vermek istedim. Arılarda agresiflik konusu. Şimdi sevgili arkadaşlar, sadece arılar için düşünmeyelim bunu. Canlılarda agresiflik diye düşünelim. Çünkü bu biyolojinin bir konusu. Yani biyoloji hocalarıma karşı şey gibi olmasın, ayıp etmiş gibi olmayayım ama basit olduğu için ben anlatayım. Canlılarda agresiflik onların hayatta kalabilmesini, onların yaşam karşısında güçlü olan tarafıdır aslında agresiflik. Yani bir canlı doğa içerisinde agresifleştiyse orada agresif olmasını gerektiren şartlar var demektir. Doğru mu? Ya insanlar da böyle. Sadece yani bütün canlılar böyledir. Şöyle düşünün. Mesela Karadeniz insanı yaşam şartlarından dolayı işte gerek coğrafi özellikleri gerek işte tarımla uğraştığı için zor şartlar içerisinde yaşadıkları için sert insanlardır. Hemen böyle parlarlar falan. Onun savunma sistemi. Ama biraz daha Ege'ye gidin. Denizin olduğu yerler mesela. Biraz daha yaşamın rahat olduğu yerlerdir. Tarımdan biraz daha yani sert tarımdan biraz daha uzaktır. Daha yaşam kolay olduğu için daha mülayimlerdir. Doğru mu? İnsanlar da böyle. Her canlı böyle. Yani gülün dikeni vardır, kendini savunur. En böyle savunması yok dediğin canlı bile renk değiştirerek, doğaya uyum sağlayarak savunma yapmaya çalışıyor. Arıların da savunma sistemi onların iğneleri arkadaşlar. Şimdi bu şöyle diyeyim. Türden türe, yerden yere, mekandan mekana değiştiği gibi, yani bölgeden bölgeye değişebildiği gibi zamandan zamana değişir. Yani mesela şu anda benim arılarım orta halde agresifken kendi ekotiplerimiz Kastamonu ekotipiyle çalışıyorum. Orta halde agresifken sonbahar geldiği zaman bu arılar böyle bazen kudurabiliyor. Yani nektar birden kesildiği zaman doğada dalgalanma olduğu zaman balına dokundurtmak istemiyor. Gelme abi diyor, bu benim balım diyor, yaşam kaynağım diyor. İşte bize bu arı lazım. Anlatabildim mi? Bana bu arı lazım. Arı kendi elindekini savunabilmeli. Şöyle düşünün, yani bu arıların iğnesi varken bunu kullanması lazım. Allah bunu o doğada onu o şekilde var etti. Şimdi ben bu arıları peki alıp da beni de sokuyor diye, yani elbise giymekten gocunuyorsam eğer, ne bileyim yani bu arılar agresif işte böyle, ben arılarla çalışmak istemiyorum diye ben agresif olması gereken bir noktada o arıları istemeyip de atıyorum karnıyol gibi oraya, zaten yasak da bu aralar ülkede yetiştirilmesi ve sokulması. Diyelim sen sakin diye bir şekilde oraya koydun mu? Sen bu arının yaşamasını bekleme. Zaten patır patır gitti bu arılar. Ben hep söylüyorum, yani karnıyollar birçok bölgede %80 patır patır gitti. Şöyle düşünün. Yani kolay yağmalanan sarıcalarla, eşek arılarıyla kolay kolay mücadele edemeyen bir arıdan bahsediyorsunuz. Ya düşünsenize, agresif olması gereken bir yerde öyle bir canlı koymuşsunuz ki hiçbir şeye kızmıyor, hiçbir şeye saldıramıyor, kendisini koruyamıyor. Abi böyle ırk mı olur? Böyle bir arı olabilir mi? Ne yaptın? Yani ne yaptınız buna? Morfin vurmuş gibi. Yani kapıdan şeye geliyor, hırsız geliyor, hırsıza bile sinirlenmiyorsun. Geç abi falan. Ya öyle şey olur mu? İşte konu bu arkadaşlar. O yüzden siz lütfen hani sakin arı diye size gösterildikleri zaman bu satış politikasıdır. Bunu yemeyin. En güzel arı bölgenizin arısıdır. Ha, bölgenin kendi arısı sakindir, ona bir şey diyemem. Yaşam şartları kolaydır onun için. Benim şöyle bir tespitim oldu. Genelde sıcak yerlerde daha agresif oluyor arılar. Örneğin Kıbrıs gibi. Kıbrıs arısı köpek gibi saldırır. Ama sen Kıbrıs'a karnıyol götür bakalım ne oluyor? Anlatabildim mi? Ben burada Kastamonu'da az da değil 10 tane karnıyol getirmiştim. Daha önce fotoğraflarını paylaştım ettim. Arkadaşlar bir tanesi kalmadı onların. Ben de şu an bir tane karnıyol kalmadı. İlk ede kalmamış. Benim şu andaki hepsi yerli arılarım. Ama ben şimdi deseydim ki alayını değiştirseydim bu arıların ve deseydim ki ya ben bu arıları istemiyorum, işte ben daha sakin, işte o şu montumu çıkartıp çalışacağım, elbise giymek istemiyorum sıcakta diye
Alayını değiştirseydim benim şu an aralığım sönmüştü arkadaşlar. O yüzden lütfen kendi bölgenizin, yerli derken kendi bölgeniz arasından bahsediyorum. Lütfen kendi bölgenizin arasıyla çalışın. Arılarınız bazen agresifleşir, bazen saldırganlaşır, bazen kendi bölgesinde çok agresiftir, bazen daha mülayimdir. Zamana göre değişir falan. Lütfen bunlara takılmadan iyice düzgünce giyinin. Çok agresifse ona göre giyinin. Az agresifse ona göre önleminizi alarak arıcılık yapın. Doğrusu budur arkadaşlar. Biz doğaya uyacağız. Doğayı kendimize uydurmayacağız. Anlatabildim mi? Ya yani öyle bir arı yapmışlar ki mesela şu karnıyolu. Arkadaşlar hayvan kendini savunamıyor ya. Kendini savunamayacak kadar bu hayvan niye ıslah ediyorsunuz siz? Saçma şeyler. Zaten ülkemize girmesi yasaktır. Lütfen bu tarz şeylere itibar etmeyelim. Kendi bölgenizin arasını besleyin. Yerli malı yurdun malı. Zaten Allah onu orada o şekilde var etmiş. Biz de yaradana uyacağız ki bakın ben bizim hep arılarımıza tükaka tükaka dediler affedersiniz. Ya ben şu anda 3 katlı arılar 3 kat arılarım var. Harika işler çıkartıyorlar. 4. kata atmak üzereyim. Anlatabildim mi? Ne yapacağım abi ben sakin de bilmem ne diye ölecek arıyı ne sokacağım? Ben zaten çok memnunum aralarımdan. Siz de kendi aralarınızdan inanın ki memnun olacaksınız. Anlatabildim mi? İnşallah kendi bölgemizin arısıyla çalışalım. Dediğim gibi bir daha söylüyorum. Sakinlik dediğiniz şey agresiflik dediğiniz konu aslında yaşamla baş edebilme özelliğidir. Hepinize hayırlı geceler.